Babalık davası bir çocuğun evlilik dışında dünyaya gelmiş olması halinde iki farklı şekilde açılabilir. Birisi çocuk tarafından açılabilir. Ki çocuk yeni doğduğuna göre ve çok küçük bir bebekse bu davayı kim açacak gibi bir soru ortaya çıkacak. O gibi durumlarda bizim kayyum adını verdiğimiz mahkemece görevlendirilmiş erişkin bir kişi vasıtasıyla çocuk tarafından hem anne hem baba davalı gösterilmek suretiyle babalık davası açılır, yürütülür, sonlandırılır. Yaygın olarak bilindiği gibi babalık davalarının sonuçlanması başka delillerle de desteklenmek suretiyle DNA testi dediğimiz artık gelişen çağımızda sadece bir tükrük örneği alınarak anne, baba ve çocuktan alınan tükrük örnekleriyle sonuçlandırılabilir ve buna göre çocuğun babası belirlenebilir. Diğer türlü babalık davası anne tarafından açılabilir. Anne tarafından babaya karşı açılabilir. Bu da bir türü. Bir de çocuk ileri yaşa geldiğinde artık bizim reşit dediğimiz 18 yaşını doldurduktan sonra kendisi de babaya karşı babalık davası yöneltebilir.